Günaydın. Bugün 8 Haziran Çarşamba. Yeni bir güne uyandık. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Gündemde öne çıkan başlıklara bakalım. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Ankara'da. Karadeniz'de tahıl koridoru meselesi görüşülecek. Olası Suriye harekatının gündemde olabileceği belirtiliyor. Bu arada Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün Türkiye'de olduğunu hatırlatalım. Avrupa Parlamentosu'nda bir Türkiye raporu kabul edildi. Dışişlerinden raporu reddediyoruz açıklaması geldi. Ukrayna Tarım Bakanı'nın gıdada katastrofik fiyat artışı yaşanabilir uyarısı dikkat çekici. Bu arada Dünya Bankası küresel büyüme tahminini %2,9'a düşürdü. Türkiye için bu yıl %2,3'lük bir büyüme beklentisi var Dünya Bankası'nın. Motorinin litre fiyatına gece yarısı 1,93 lira zam geldi. Litresi 28 liraya yaklaştı. Hazine Mayıs'ta 149,2 milyar lirayla rekor nakit fazlası verdi. Bu arada borsanın dün yatay kapandığını, doların 16.90'ı aştığını, gram altının da 1000 lirayı geçtiğini bu sabah bir not olarak paylaşalım. Sabah Hindistan Merkez Bankası'ndan 50 bas puanlık bir faiz artışı var. Gözler yarın Avrupa Merkez Bankası'nda, Cuma günü Amerika'da TÜFE verisi, enflasyon verisi önemli olacak. MÜSİAD asgari ücret artırılmalı dedi. Eğer işveren bir iyileştirme yapacaksa bunun mutlaka vergi dışında tutulması gerekiyor diye de ekledi. PayPal'daki kripto paralar artık borsalara ve cüzdanlara aktarılabilecek. Yine özellikle Dünya Gazetesi'nde öne çıkan bazı haberler var. Örneğin konutta tapuyu değil kullanım hakkını al önerisi gibi. Yine AVM'lerin yatırım değerinin 110 milyar dolar eridiği haberi de Dünya Gazetesi'nde yer alan iki konu. Bu gayrimenkul piyasasında değişen dengelere de işaret eden haberler var. Biz birazdan Ankara'ya döneceğiz. Ahmet Ergen'den özellikle kira ile ilgili bir düzenleme yapılacaktı. Onunla ilgili son durumu alacağız. Ve Mustafa Aşkın da, finansal danışman Mustafa Aşkın da bu sabah geri sayımda konuğumuz. Öncelikle günaydın, hoş geldiniz diyelim. Ve Mustafa'ya piyasayı bir soralım. Dolar yükseliyor, borsa dün yatay kaldı. Euro 18'i geçti, gram altın 1000 lirayı geçti. CDS'lere baktığımızda 740'lara artık geldiğini görüyoruz. Ne dersin, yani piyasalar bugünlerde neyi fiyatlıyor? Esasında piyasalar Türkiye üzerinde baktığınızda Türkiye'nin dışarıdan bakıldığında artan risklerini fiyatlamaya çalışıyorlar. CDS primleri bunu net bir şekilde gösteriyor. Dolar kuru her gün bir parça yukarı gidiyor. Keza diğer para birimleri de baktığınızda. Enflasyonun yüksek olması ve enflasyonu önleme politikaları ile ilgili netliğin henüz tam olarak anlatılamamış olması veya belli bir programın olmamış olması tabii Türk varlıkları üzerinde bir etkiyi olumsuz yönde arttırıyor. Öte yandan borsanın durumu biraz daha özerk. Oldukça spekülatif bir şekilde TL cinsinden ciddi bir balonlaşma eğilimi göstermeye başladı borsa. Enflasyondan korunma veya bir bakıma tasarruf sahiplerinin gidebileceği ender adreslerden biri kaldığı için bir şişkinlik söz konusu. Ama özü itibariyle baktığımızda artan risklerin daha çok fiyatlamalara girdiği bir dönemi hep birlikte görüyoruz. Peki Ankara'ya döneceğiz. Şimdi bu kira meselesi çok konuşuluyordu. Mustafa Aşkın'ın da aslında gayrimenkul tarafı uzmanlık alanı. Onu da soracağız. Yani bu konuyla ilgili nasıl bir düzenleme gelebilir? Yani bu kiralar nasıl düşer? Ev fiyatlarında çok ciddi artışlar oldu. Bütün bunları soralım. Ama önce Ahmet Ergen'e kiraları soralım. Çünkü o düzenlemede bir sabit orandan da söz ediliyordu. Ahmet, böyle bir şey olabilir mi? Ne zaman çıkabilir? Ne konuşuluyor Ankara'da? Şimdi Berfu, bir süredir bizim üstünde durduğumuz, yayınlarımızda da sık sık konuştuğumuz konulardan biri kira düzenlemesi. Aslında geçtiğimiz iki hafta boyunca bu 3600 ek gösterge düzenlemesiyle birlikte yoğun bir şekilde ele alınan ikinci başlıklı kira düzenlemesi. Bilindiği gibi dört bakanlığın ortak yürüttüğü bir çalışma söz konusuydu. Konu AK Parti'nin geçtiğimiz hafta sonunda Kızılcahamam'da yapılan istişare toplantısında da gündeme geldi. Dört bakan yine bu toplantılar sırasında da bir araya geldi ve aslında bir nihai değerlendirme yapıldı gibi. Sonrasında kabinede de görüşüldü. Ancak henüz bir sonuç, bir nihai karar kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu yapılan son değerlendirmelerde bizim edindiğimiz bilgilere göre bir geçici süreyle mevcut yürürlükteki yasalarla
sınırlanmış kira artış oranı konusunda yeni bir sınır üstünde duruldu. Aslında dört bakan bu konuda hemen hemen uzlaştı gibi. Şöyle söyleyelim, bir yıl süreyle geçerli olacak bir düzenleme yapılması kararı alındı. Bu kabineye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Yine daha önce biz yayınlarımızda gündeme getirmiştik. Bu sınırlı oranın ne olacağı konusunda yapılan değerlendirmeler vardı. Bilindiği gibi mevcut borçlar kanunu 344. maddeyle kira artış oranı konusunda bir sınır getiriliyor. Bu da tüketici fiyat endeksi 12 aylık ortalama artışı olarak yasada yer almış vaziyette. Şimdi bu yeni yapılması planlanan düzenlemedeki sınır bu 12 aylık ortalama TÜFE artışının yarısı kadar bir oranda kira artışı yapılabilmesi yönünde. Ama bunun söylediğimiz gibi geçici bir düzenleme olması ve o geçici sürenin de bir yıl olması konusunda bir bakanlar arasında mutabakat oluştu gibi görünüyor. Ancak söylediğimiz gibi nihai karar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Henüz kamuoyuna aktarılmadı. Eğer karar bu şekilde çıkarsa yine bir yasal düzenleme yapılarak mevzuata bu bir yıllık geçici süreli hüküm eklenerek düzenleme yapılacak. Neden böyle bir geçici düzenleme ihtiyacı duyuldu ya da düzenleme neden geçici olacak? Enflasyonda yükselişin, enflasyondaki artışın bir geçici dönem için geçerli olduğu yönünde bir değerlendirme var. Önümüzdeki süreçte bu akışın, bu seyrin tersine döneceği yönünde bir beklenti var. Bu nedenle kira artışlarıyla ilgili yeni kararında geçici olması üstünde duruluyor. Ancak sonrasında özellikle kiracılar ve kiralayanlar arasında yeni ihtilafların oluşması halinde bunun daha hızlı çözülebilmesi için de arabulucu formülünün devreye gireceği bir yeni adım atılacak. Yani kira ihtilafları, kira çatışmaları öyle söyleyelim mahkeme yerine arabulucu eliyle çözülecek. Ama öncesinde bu bir yıllık süreç için söylediğimiz gibi TÜFE 12 aylık ortalamasının da yarısı oranında sınırlı bir kira artışı için düzenleme bekleniyor Berfu. Ahmet Ergen, Ankara İstihbarat Şefimiz ayrıntıları bize aktardı. Mustafa Aşkın'dan da bir yorum alalım, değerlendirme alalım. Yani bu kiralarla ilgili nasıl bir düzenleme gelebilir? Piyasada, sektörde ne konuşuluyor bu konuyla ilgili? Aslında evet, kira fiyatları yükseldi. Ama kira fiyatlarının neden yükseldiğine bakmak gerekiyor. Kira fiyatları konut veya gayrimenkul fiyatlarının yükselmesinden yükseldi. Çünkü kirayla gayrimenkul fiyatı arasında doğrusal bir ilişki var. Kira çarpanı dediğimiz değerle gayrimenkulün fiyatı belirleniyor. Gayrimenkul arzının az olması ve maliyetlerin artması dolayısıyla da taleple normal talebin devam ediyor olması durumunda da kira fiyatlarının yükselmesi kaçınılmazdı. Ve enflasyondan korunma aracı da olarak da görüyor gayrimenkul sahipleri. Dolayısıyla kira fiyatları yükseldi. Alınacak ve dile getirilen önlemler bakıldığında hep palyatif önlemler, günü kurtarıcı önlemler ne yazık ki. Kanuni düzenlemelerle zaten az önce Ahmet Bey de vurguladı, geçici olarak yapılabilecek düzenlemeler esasında sorunu kökten çözmek gerekiyor. Yaklaşık 6 yıl önce NTV ekranlarında yaptığımız emlak analiz programlarında biz çok sık dile getiriyorduk. Türkiye'nin çok ciddi bir gayrimenkulün menkul kıymetleştirilmesine ve buna bağlı olarak bir banka kurulmasına ihtiyaç var. Amerika'daki Freddie veya Fannie gibi devlet destekli. Bu hem yapımcılara hem de talep edenlere fon sağlayabilecek, menkul kıymetleştirme yapabilecek, orta ve uzun vadede piyasa yapıcısı olarak piyasaya müdahale edecek bir organizasyonun kurulması lazım. Yoksa alınacak her türlü engel düzenlemelerde zaman zaman arz fazlası, zaman zaman arz eksikliği veya enflasyona bağlı ciddi dengesizlikler fiyatlamada görülebilecektir. Dediğim gibi sadece gayrimenkul için bunu düşünmemek gerekiyor. İstanbul Finans Merkezi projesi adına da önemli bir gayrimenkulün finansallaştırılması anlamında katkı sağlanabilir. Mustafa, şimdi bugün Dünya Gazetesi'nde de bir haber var. Konutta tapuyu değil kullanım hakkını al önerisi şeklinde. Yani bu İngiltere'de uygulanan kullanım hakkı satışı yöntemi konutta fiyat artışları devam ederken bir çözüm olarak ortaya kondu. Sanki bu daha önce de konuşulan bir öneriydi ama daha sonra unutulmuştu. Şimdi tekrar hatırlatılıyor. Yani işe yarar mı? Türkiye'de bu sistem uygulanabilir mi? Fiyatları ne kadar etkileyebilir? Ne kadar düşürebilir?
Bizim hukukumuzda da var, intifa hakkı deniyor buna. Maliki olmuyorsunuz, sadece kullanım hakkını satın alabiliyorsunuz. Zaten esasında kiracılık sözleşmesi kullanım hakkının kiralanması olarak iddia edilebilir medeni hukuka göre. Baktığınızda özellikle İngiltere'de ve Anglo-Sakson ülkelerde mülkiyetin tapu yoluyla devredilmesinden ziyade kullanım hakkının uzun süreli devredilmesi söz konusu olabiliyor. Öte yandan Türkiye'de bunun örnekleri yok mu var? Özellikle kamunun 49 yıllığına veya daha uzun vadeli olarak kiraladığı alanlar veya gayrimenkuller söz konusu ilgili kişilere. Dolayısıyla belli bir model anlamında kiracılara da bu uygulanabilir ama Türkiye'de bir bunun uzun vadeli olması sorun. İkincisi Türk halkı geleneksel olarak ya kirada oturur ya da o gayrimenkulün tapu senedini görmek ister. Dolayısıyla fiziki olarak o tapu senedi onda olması psikolojik bir etkendir. Bu nasıl ikna edilir ona bakmak lazım. Zaten kullanım hakkını devredecek kiralık konutlarda da ciddi sıkıntı var. Dolayısıyla orta vade için ne diyelim? Bu arada yine AVM'lerin yatırım değerinin 110 milyar dolar eridiği haberi var. Türkiye'de faaliyette bulunan 443 AVM'nin yatırım değerinin 40 milyar dolara gerilediğini söylemiş AYD Başkanı Hüseyin Altaş. Gelirimiz TL, giderimiz TL olsa razıyız ancak AVM'lerin borçları döviz bazlı olduğu için kur arttıkça borç da artıyor. Ödemekte zorluk çekiyoruz demiş. Birçok AVM'de kira geliri döviz borcunun faizine bile yetmiyor diye bir açıklama. Aslında hani biraz ekonomik koşulların getirdiği zorluğun yarattığı bir etki, biraz pandemi etkisi. Dünyada da benzer bir şey konuşuluyor. Yani giderek boşalan AVM'lerin hani bundan sonra nasıl değerlendirileceği ile ilgili. Ne dersin? Yani hem zorlaşan ekonomik koşullar hem de diğer etkiler birleşip böyle bir yine dengelerin değiştiği bir durum da yaratıyor. Yine gayrimenkul piyasasında etkileyen bir konu aslında. Evet, konut dışında ticari gayrimenkullerde zaten uzunca bir süredir Türkiye'de problem var. Bunun başında da AVM geliyor. Biz gereğinden fazla AVM yaptık. AVM enflasyonu var Türkiye'de şu anda. Bunu açık ifade etmek lazım. Türkiye'deki toplam AVM sayısı yanlış hatırlamıyorsam Avrupa'daki AVM sayısından kat be kat fazla. Dolayısıyla bu kadar AVM olursa ticari hayatında çok hızlı bir şekilde büyüyemeyeceği varsayılırsa veya dengesizlikler zaman zaman olduğu varsayılırsa o AVM'lerin değerlendirilmesi söz konusu. Aynı zamanda özellikle yurt dışında sanal ticaretin giderek yaygınlaşması AVM'ye olan ziyaretleri de otomatik olarak azaltıyor. Amerika'da pek çok AVM hastane, otel veya sosyal tesis alanına dönüştürülmeye başlandı. Türkiye'de de kısa vadede olmasa bile orta vadede böyle bir çözüm yapılması zorunlu olacak gibi geliyor bana. Planlama konusunda biraz fazla aceleci davrandığımız için bunun bedelini ne yazık ki AVM'deki işleticiler ve aynı zamanda buradaki müşteriler çekecekmiş gibi görünmekte. Şimdi bir yandan hani başta konut olmak üzere çeşitli sektörlerdeki reel durum sıkıntılar söz konusu hem Türkiye'de hem dünyada. Bir yandan piyasalara baktığımızda orada da zaman zaman hani sinyal veren böyle alarm veren durumlar var. Mesela dünya için biz geçen hafta da duyduk JP Morgan'dan bir ekonomik kasırga uyarısı geldi. Yani dünya ekonomisinde de sıkıntıların yaklaşabileceği bir süreçten söz ediliyor. Ne dersin? Hem reel durum hem piyasaların bunu fiyatlaması önümüzde nasıl bir tabloyu getiriyor? Yani biz işte yazı böyle atlatıp sonbaharla birlikte biraz daha sıkışık bir tablo görebilir miyiz? Hem dünya piyasalarında hem Türkiye'de ne öngörüyorsun ekonomide? Finansal piyasalarla reel ekonomi arasındaki ilişki neredeyse yok denecek kadar az. Finansal piyasalar kendi çizdikleri çok iyimser tabloyu fiyatlamaya çalışıyorlar. Bunun temel nedeni de 2008'den bu yana alıştıkları parasal genişlemenin henüz tam anlamıyla bitmemiş olması ve bu sistemde para kazanmaya alışmış olan pek çok fon sahibinin bunu devam ettirme amacı. Türkiye'de de böyle, yurt dışında da böyle. Ama reel olarak temel ekonomiye baktığınızda büyümenin giderek düştüğü, enflasyonun arttığı, işsizliğin artabileceği ve giderek 1970 ve 80'lerde görülen stagflasyonist eğilimin küresel anlamda ağırlık kazanacağı bir döneme giriyormuşuz gibi görünüyor. Dün Yellen da bunu ifade etmeye çalıştı. Ondan sonra Powell da konuştu. JP Morgan'ın ve Dünya Bankası'nın da raporları ard arda geldi. Özünde baktığınızda dünyanın büyüme, istihdam ve yüksek enflasyonist sorunu beraber yaşadığı bir döneme giriyoruz. Bunu ilk önce gelişmiş ülkeler yaşayacak gibi geliyor, özellikle stagflasyonist ortamı. Ardından gelişmekte olan ülkeler biraz daha slamflasyonist,
biraz daha hızlı küçülme, biraz daha işsizliğin daha yoğun arttığı bir dönemi yaşayacaklarmış gibi görünüyor 2022 ve 2023 yılında. Tabii bu da mutlaka varlık fiyatlarının değişmesini, varlık fiyatlarındaki bu kadar iyimserliğin biraz daha gerçekçi bir iyimserliğe yerini bırakması gerektiğini ortaya koyacaktır. Türkiye de bundan etkilenecektir ister istemez. Küresel piyasalardaki bu durum hem maliyetleri etkiliyor Türkiye açısından baktığınızda borçlanma maliyetlerini hem de yurt dışından gelecek para akımlarını önemli ölçüde zayıflatıyor. Dolayısıyla zaten yüksek olan enflasyonist bir ortam nedeniyle de Türkiye'nin risk primi ne yazık ki yüksek kalmaya devam ediyor. Ya bu yıl birinci çeyrekte bir hayli yüksek bir büyüme vardı ama bu yıl için %3'ün altında büyümeler bekleniyor diye aktarmıştık büyüme açıklandığı zaman. Türkiye için mesela Dünya Bankası bu yıl %2,3'lük bir büyüme bekliyor. Yine Dünya Bankası'nın küresel büyüme tahminini %2,9'a düşürdüğünü gördük. Bir yandan da enflasyon var. Tam bir stagflasyon tablosu. Cuma günü de Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Orada tamamen hani Fed Eylül'den itibaren de hızla devam edecek mi etmeyecek mi? Onun fiyatlamasının netleşmesi anlamında mı önemli olacak bu veri? Ne dersin? Cuma günkü Amerikan enflasyon verisi. Şüphesiz ve onu takip eden istihdam verileri özellikle önemli derecede takip ediliyor. Ama gördüğüm kadarıyla Fed ve Powell net bir şekilde Yellen'ı da arkalarına alarak enflasyonla çok daha sert mücadele edeceklerini vurgulamaya çalışıyorlar. Ama dediğim gibi piyasa bunu almak istemiyor. O lafların arasındaki en iyi cümleleri, en olumlu cümleleri çıkarmaya çalışıyor. Ben Fed'in daha da agresifleşeceğini, faiz artışlarını sert bir şekilde yapacağını ve parasal genişleme ile ilgili son verme işlemini daha hızlı bir şekilde yerine getireceğini bekliyorum önümüzdeki dönemde. Çünkü ifadelerinden şu net bir şekilde anlaşılıyor. Zaten büyüme ve istihdam konusunda önemli başarılar elde ettik. Büyüme ve istihdamdan fedakarlık edebiliriz belli bir süre. Önceliğimiz enflasyon diyorlar. Dolayısıyla Amerika'nın bu tutumu 2022 ve 2023 yılı boyunca muhtemelen sürecek dünyadaki bir jeopolitik dengesizlik olmadığı takdirde. Şimdi en önemli mesele hani reel sektörün durumu, şirketler ayakta kalmaya çalışıyor, piyasalar kendi gündemiyle fiyatlamaları yapıyor ama vatandaş gelirinin artmasını da bekliyor. Şimdi Temmuz'da ücretlerde yeniden bir artış olacak mı? Müsiyat asgari ücret artırılmalı diye bir açıklamada bulunmuştun. Ne dersin? Yani bir yandan gerçekten bir iyileştirme gereği ortada, bir yandan hani o yapılan artışlarda hani bir ay sonra bir anlam ifade etmemeye başlıyor çünkü fiyatlar yeniden artıyor. Tam bir ücret fiyat sarmalına da girmiş bulunuyor muyuz? Ne dersin? Ya da öyle bir risk mi, risk var mı? Maalesef öyle görünüyor. Çünkü enflasyon o kadar yüksek ki ücretlere zam geldiğinde enflasyon daha da yükseliyor. Dolayısıyla kendi kendini yenileyen bir fasit daireye dönüşmeye başlıyor. Son yapılan asgari ücret zamlarında bunu net bir şekilde gördük. Zam oranının oldukça iyi olmasına rağmen çok kısa sürede bu zamın enflasyonun artış nedeniyle eridiğini, yok olduğunu net bir şekilde gördük. Zaten Türkiye'de enflasyonu, daha doğrusu dünyanın her yerinde öyle. Enflasyonu kontrol altına almadıktan sonra yapacağınız zamların etkisi son derece az ve geçici olacaktır. Zaten enflasyon nedeniyle gelir adaletsizliği had safhaya çıkmış vaziyette ülkemizde ve ciddi derecede yoksullaşma söz konusu. Bu nedenle bunu önlemenin en önemli yolu ücretleri tabii ki arttıralım, arttırmasına da enflasyonu makul seviyelere çekmek olacaktır. Bu zaman içinde dengeyi daha sağlıklı bir şekilde hayata geçirecektir. Biz 2000'li yılların başında bunu başarmıştık. Aynı ciddiyette, aynı tutarlılıkta toplumun tamamını kapsayacak bir enflasyon önleme politikasına ihtiyacımız olduğu kesin. Şimdi borsa ve altın yorumu merak ediyor izleyicilerimiz, biliyorum. Altının gramı 1000 lirayı geçti. Altın için ne bekliyorsun Mustafa? Altının ons fiyatına baktığımızda esasında çok büyük bir hareket yok. Amerikan Merkez Bankası'nın baskısı altında ama ben orta vadede ons fiyatının da yükseleceği kanaatindeyim. 2000-2100 dolarlar hedefim var benim 2022 yılı içinde baktığımızda. Ama Türkiye'deki yükselmesinin nedeni dolar kurunun artması. Bu nedenle gram fiyatı 1000 liraya çıkmış durumda. Ons fiyatının da orta vadede artacağını varsaydığıma göre önümüzdeki dönemde bir miktar daha dolar kurunun da artacağını öngörürsek gram fiyatının 1300-1400 liraya doğru bu yıl içinde çıkma olasılığı yüksekmiş gibi görünüyor altında. Dolayısıyla bir yatırım aracı olarak değerlendirilebilir altın, dikkatli olunmak kaydıyla. Borsa, bir izleyicimiz de rekor serisi devam eder mi, ne dersiniz demiş. Dün yataydı borsa ama ne dersin, önümüzdeki dönemde ne olur borsada?
Esasında borsa son bir yılda neredeyse endeks bazında 2'ye, hisse senedi bazında 3'e 4'e katlayan varlıklarla dolu oldu. Dediğim gibi biraz mecburiyetten elinde parası olanlar TL varlıklarını enflasyona karşı korumak amacıyla buraya gittiler. Ama son zamanlarda baktığımda ciddi bir spekülatif borsa görüyorum. Borsanın ben fiyatlamasını yüksek buluyorum. Bir düzeltme yapması gerektiği ortada, en az %20-25 civarında. Sürdürülebilir bir yükseliş değil şu anda borsadaki yükseliş. Ama tabii piyasa aktörleri piyasa tabiriyle borsayı köpürtmeye devam ediyorlar. Teknik anlamda 2700'leri görebiliriz ama dediğim gibi son derece seçici ve dikkatli olunması gereken bir dönemdeyiz. Temel anlamda çok ciddi desteği yok borsanın. Fiyatlama bağlamında baktığınızda fiyatların bazılarının çok yükseldiğine de dikkat etmek lazım. Mustafa Aşkın, finansal danışman Mustafa Aşkın bu sabah geri sayımda konuğumuzdu. Kendisine teşekkür edelim. Onu uğurlarken bir iki ayrıntıyı hızlıca şöyle aktaralım. Lavrov Türkiye'de ziyaretinin yansımaları izlenecek. Karadeniz'de tahıl koridoru meselesi özellikle çözülebilir mi bu görüşmelerden? Buna bakılıyor. Olası Suriye harekatı gündemde olacak deniliyor. Hazine nakit dengesinde Mayıs'ta 149,2 milyar liralık rekor bir nakit fazlası var. Dünya Bankası küresel büyüme tahminini düşürdü. Türkiye için %2,3'lük bir büyüme beklentisi var bu yıl. MÜSİAD asgari ücret artırılmalı diyor. Motorine zam geldiğini gördük. Gece yarısı 1,93 lira arttı fiyatı. Bu arada küresel piyasalarda dün karışık bir fiyatlama vardı. Veri gündemi zayıf. Yarın Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı izlenecek. Cuma günü Amerika'da TÜFE verisi öne çıkıyor. İçeride dolar yılın en yüksek seviyelerini yinelemeye devam ediyor. Bu sabah 16.87'ler görüldü diye aktarırken şu an 16.97'de olduğunu görüyoruz dolar TL'nin. Artık neredeyse 17 lira. 2 günde %3'ün üzerinde bir yükseliş söz konusu. Borsadaysa yatay bir hareket var. 2648'den dünü tamamlamıştı. Hazine dün iki tahvil ihalesinde 11,2 milyar lira borçlandı. Değişken faizli ihalede ortalama faiz 12,10, sabit kuponludaysa ortalama faiz %23,69 oldu. Amerikan borsasındaki endekslerde olumlu bir hava vardı. Sektör bazlı haberlerin fiyatlandığını gördük. Amerikan Hazine Bakanı Yellen'dan bir uyarı var. Enflasyonun yüksek kalmasının muhtemel olduğunu söyledi. Bu arada Amerikan Hazinesi ikincil piyasada Rus tahvilleri ve hisse senetlerinin alımını yasakladı. Petrol 120 doların üzerinde, altın 1850 doların hemen altında. İçeride gram altın 1000 lirayı geçti, 1006 lira bu sabah. Çeyrek altın 1650 lira, yarım altın 3256, tam altın da 6581 lira. Reklama gidelim, borsanın açılışına geri sayacağız. Borsa açıldı, %0,73 yükselişle yeni gün başladı. Dolar da 17 lira sınırında yeni günle birlikte. Biz bu notlarla sözü Zehra Küçü'ye devredelim. Şimdilik hoşçakalın.